Selamlar, sanmalar, karakter tanıtımlarının yeni bir bölümüyle karşınızdayım ve bugün sizlere kimden bahsedeceğiz biliyor musunuz? Chow, yani su elementli ejderha şövalyesi. Şimdi Chow dediğimiz yaratık bir nat 5 olup, su elementli bir nat 5 olup öyle herkesin elde edebileceği bir şey değil. Neden herkesin elde edemeyeceği bir şey değil veya kimler tarafından elde edilebilecek bir şey? Sadece ve sadece seçilmiş olanların elde edebileceği bir yaratık. Peki siz de seçilmiş kişi misiniz? Ya da kişilerden biri misiniz? Seçilmiş misiniz yoksa seçilmiş kişilerden sadece birisi misiniz? Her neyse, daha fazla uzatmayacağım. Chow can bazlı bir yaratık. Daha doğrusu temel statlarından can statı en yüksek olup can bazlı bir yaratıktır. Skillere en azından ilk iki skill'e Leica gibi, Leica ve Jaeger, yani ateş ve ışık ejder şövalyeleriyle aynı olup çoğu diğerlerinden ayıran tek özelliği pasifidir. Aslında nereden baksanız tüm ejderha şövalyelerini birbirinden ayıran şeyler pasifleri veya üçüncü skill'leri, ki galiba hepsinin pasif değil mi? Bir dakika. Hiçbirinin üçüncü skill'i yok. Leica pasif. Chow pasif. Leo pasif. Jaeger pasif. Evet, Ragdoll pasif. Vaa, bak buna hiç dikkat etmemişim. Bütün ejderha şövalyelerinin üçüncü skill'leri pasif yetenek. Bak mesela şu an buna dikkat et. Hiç dikkat etmemiştim buna. Her neyse. Gelelim konumuza. Birinci skill'imiz ejderhanın gücü. Kritik darbe gerçekleştirdiğinizde 2 tur boyunca hedefe sürekli hasar verir. Hepsinde aynı. İkinci skill'imiz adalet. Bir düşmana büyük hasar vermek yakıcı öfke iletir. Hasar ölüm müttefiklerinin sayısına göre artar. Yani hasar veriyorsunuz. Eğer yanınızda 5 toplam 4 toplam zindanlar için konuşalım. Toplam 5 tane karakteriniz var. 4 tanesi öldü. Sadece Chow ayakta kaldı takım arkadaşlarınızdan. Ve Chow'un hasarı her ölen rakip başına, her ölen takım arkadaşı başına daha da artacak. Ya en azından ikinci skill'in hasarı. Mesela arenada vesaire bu yüzden çok tehlikeli olabilir Chow. O yüzden benim önceliğim her zaman ilk önce mesela arenada, arena içine geçerli bu önce savaşlar içinde. Her zaman ilk önce Chow'u öldürmeyi. Eğer fırsatım varsa veya onu sürekli sersemletmeyi, hani ne deniyor, yetersizlik etkileri altında bırakmayı tercih ederim. Yapamayacaksam direktman yok etmek yani hedefimdir her zaman. Gelelim pasifimize. Şimdi ilk iki skillimiz eyvallah. İyi de hoştu. Pasif Chow'u Chow yapan özellik. Can yenilenmesini bozan etkilere karşı bağışıklık kazan ve turun sonunda %15 can yenile. Kendi canının %15'ini her tur boyunca yenileceksin. Buradan direktman şunu söyleyebiliriz. Ne kadar çok tur alırsa, maksimum canı ne kadar çoksa her seferinde çabucak tur alıp, yani her seferinde her tur aldığında canını %15 arttıracak. Yani bunun ne kadar sinir bozucu olduğunu arenada veya lonca savaşında karşınıza gelene kadar anlamayacaksınız. Fakat karşınıza geldiği zaman, hele ki güzel rünlenmiş, üst düzey bir şey olsa kesinlikle anlayacaksınız. Zaten rünlemesinden de bahsedeceğim birazdan. Devam edelim. %15 can yeniler. Ayrıca gerçekleştirdiğin hasar senin mevcut can oranına göre artar. Mevcut can oranına göre. O zaman şimdi şöyle bir durum var. Mevcut can oranı dediği zaman olay maksimum can olmuyor. Mesela bu olay Perna'da da geçerliydi. Perna'nın ikinci skill'i ne yapıyordu? Hedefin mevcut can miktarına göre hasar büyüklüğü artar. Ne kadar çok mevcut canı varsa o kadar artar. Mevcut can görünen yeşil bar. Görünen yeşil bar savaş sırasında sizin canınız değil mi? O canın oradaki meblağı önemli değil. Orada 30k da can olabilir, 5k can da olabilir. Yeşil bar, can çubuğunuz ne kadar doluysa o kadar fazla hasar vurursunuz. Maksimum miktarı da önemli değil. Orada o an size görünen kısmı önemli. Barın görünen kısmı önemli. O kadar. Ne kadar çok canınız varsa o sırada o kadar çok hasar vurursunuz. Ve bununla beraber, yani bu pasifin ikinci kısmıyla beraber birinci kısmı birleştiği zaman, yani her tur sonunda %15 can doldurması demek muazzam bir olay. Can yenilenmesine karşı bağışıklık, can yenilenmesini bozmaya karşı bağışıklıksa bunların hepsini bir arada tutan bir olay. Yani Chow PvP açısından da PvE açısından da gerçekten en üstün benim gözümde yaratıklardan bir tanesi. Tank ve atak yaratığı olarak. Çünkü
Direktman atak kritik hasar atak dizebilirsiniz. Yine işe yarayacaktır. Atak kritik hasar canlı dizebilirsiniz. Her neyse dur şimdi buna geleceğim. Gelelim ürünlenmesine. Ne bir ayrı ayrı söyleyeyim ki daha bir havalı olsun. Çok çok havalı anlatamam. Gelelim ürünlenmesine. En temiz oyun başındaysanız oyun başı, oyun ortası ve oyun sonu diye 3'e ayıracağım. 1. Oyun başıysanız öldürücü bıçak veya öldürücü enerji veya enerji bıçak yapıp atak can vesaire yapabilirsiniz. Eğer kritik oranın %50 civarı, %45-50, hadi 45 değil, %50'nin üzerindeyse eğer atak kritik hasar can veya can kritik hasar atak veya atak kritik hasar atak şeklinde dizebilirsiniz. Bu hangi rune seti dizerseniz dizin önemli. Gelelim bu oyunun başı. İlk hani böyle devon yapamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Hani senaryodan aldığın ürünler falan filan. Eyvallah. Bunlar onlar. Gelelim orta düzeye, orta seviyeye. Orta düzeye geldiğiniz zaman da artık şu oluyor. Şiddetli bıçak, şiddetli revanş ya şiddetli ve şiddetli bıçak. En temizi. Neden en temizi? Şimdi pasifi ne yapıyordu? Tur sonunda %15 can yeniliyor. Canınızın çok az olduğunu düşünün, tamam mı? Böyle tam ölüm döşeğindesin. Turu aldın. Tur sana geldi. Bir kere pasifinden can doldurdun turun bitince. Üstüne ek tur aldın şiddetli sayesinde. Bir daha aynı olay gerçekleşti. Hop bir anda canının %30 geri geldi. Ne oldu? En son bir gıdım canın vardı en son. Bir anda canının %30'u yerine geldi. Hatta böyle arenada ve lonca savaşta daha da katlanır yani. Mesela karşınıza geldiği zaman dediğim gibi ne kadar tabiri caizse kanser bir yaratık, ne kadar sinir bozucu bir yaratık ve pasif olduğunu farkına varacaksınız. Zamanında az başım yakmadı. Lanet olası. Her neyse. Şiddetli o yüzden bu yaratık için en güzel ürün tipidir. Nerede olursanız oyun. Oyun sonu, oyun ortası fark etmez. O şiddetli yani dev ejderha farmlamaya başladığınız an artık şiddetli dizmeniz şart. Eğer işe yaramasını istiyorsanız. Gelelim devamına. Ne dedik? Şiddetli bıçak. Kritik oranınızın yüksek olması demek hem birinci skillinizin sürekli hasar vermesi demek. Şimdi lütfen. Zorakan'a saldırdığınız zaman, o Molong'a saldırdığınız zaman o sürekli hasarların bir faydası olacak. Ya. O kadar da önemli değil ya. Saçmalamayın. Her neyse. kritik oranınız yüksek olsun ki sürekli hasar kaçırmayın. Hatta bir de sürekli hasar yerleştirebilmek için bir de büyük miktarda isabete de ihtiyacınız var ya. Biliyor muydunuz? O yüzden ne yapıyorsunuz? Şiddetli odak. Hayır. Sürekli hasarın hiçbir olayı yok. Hayır, sakın. Umarım kimse bunu ciddiye almaz. İkinci skill zaten tamam, onda sorun yok. Geldik oyun sonuna. Artık nekroda yapıyorsun, ejderde artık böyle gelmişsin 1.5 dakikada yapıyorsun, nekro yapıyorsun, her şey yapıyorsun. İşte o zaman diyorsun ki, ha ben nekropolis farmlamaya başladım. Benim artık intikam rünleri elde etmeye başladım. Ben artık intikam rünü almaya başladım. O zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Gidiyorsun. Önce şiddetliyi takıyorsun. Üstüne bir de ne demişim? İntikam takıyorsun. Nemesis. Canın her yüzde bilmem kaçı azaldığında atak çubuğunu arttırıyor. Yaratığının. Ve o seti taktıktan sonra bir can diziyorsun. Yani artık o saatten sonra can kritik hasar can mı dersin? Hız kritik hasar can mı dersin? Atak kritik hasar can yapıp +20k can mı dersin? İstediğin her şeyi de ama o yaratığın o saatten sonra canı o kadar yüksek olacak, ata o kadar yüksek olacak ki ölümsüzlüğünü ilan edecek. Evet yani tam bir kanser. Çünkü canı azaldıktan sonra canı azalacak. İntikam günü sayesinde atak çubuğu da olacak. Atak çubuğu da olduktan sonra üstüne de hızlı olacak bu çoğu zaten. Nekropolis'e kadar geldiysen zaten artık bu çoğun en az bir 70 hızı vardır. En az. Yani. Bu arada hani nekropolis'e geldiysen 70 hızı vardır değil aslında. Eğer hani nekropolis'i falan yapabildiğine göre tamam sen güzel ürünler farmlamışsındır. Ejder'den, D'den, oradan buradan.
hani bu çoğu da bir artı 70 hız yaparsın artık anlamında. Yanlış anlamayın, yoksa Necropolis'te hızın hiçbir önemi yok. Yani evet, bu kadar. Bu kadar. Neden bu kadar? Çünkü yaratık hakkında çok fazla konuşabileceğim bir şey yok. Söylenebilecek her şeyi söyledim. Olabildiğince hızlı, canlı, yani tank ve aynı zamanda atağı yüksek, kritik oranı, kritik hasar yüksek düzeyde yapmanız lazım. Canını olabildiğince her zaman yüksek tutmanız lazım ki zaten şiddetinin sebebi buydu, tekrar söyleyeyim. Hani healer koymayabilirsiniz takımınıza. Healer koymak zorunda değilsiniz. Hani sırf şiddetlinin etkisiyle beraber bile o canın yenilenmesi, dolup haliyle hasarın da tekrar dolması demek gerçekten başlı başına yeterli bir şey. Evet. Lider yeteneğine de gelecek olursak söylemeden geçmeyelim. Sun tekli canavarların defansını %50 artırır. Aslında bu da güzel. Güzel bir tank görevi görüyor ya tam olarak. Bence. Her neyse. Evet sanırlar. Bu video bu kadardı. Bir sonraki karakter tanıtımlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.